Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım Bugün BDDK'nın almış olduğu e, Son dakika haberiyle birlikte e, Altında valor uygulamasına Geçilecek arkadaşlar e, Bu valor işlemi nedir? Önce size bunu bir anlatmaya çalışayım Arkadaşlar e, valor işlemi Sadece 100 gram ve üzerinde altın alan e, yatırımcıları ilgilendiren Bir işlem e, Bunun anlamı ee, mesela bugün 100 gramlık altın aldınız. Ee, fakat bu altın bugün itibariyle hesabınıza geçmeyip ertesi gün hesabınıza geçecek. Yani 24 saat e, sonra altın hesabınızda işlemeye başlayacak arkadaşlar. Bir gün boyunca altını hesabınızda göremeyeceksiniz. Yani bir işlem, herhangi bir işlem e, bu altınızla yapamayacaksınız. Bu valorun açıklaması kısaca e, sizin anlayacağınız tarzdan bu şekilde arkadaşlar, ee, bunun sebebini BDDK piyasadaki e, kredilerin e, ve altın alım satımlarının e, daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından böyle bir karar aldı, Karar aldığını açıkladı. Bunun neticesinde de arkadaşlar 100 gram ve üstüne valor uygulamasına geçildi. E, şimdi bütün bu gelişmelerin neticesinde arkadaşlar e, grafik ve teknik olarak altını biraz inceleyelim. Bu, kar bu karardan sonra altın ostane gibi ha hareketler olur. Gümüşte e hangi seviyeleri beklemeliyiz? Gram altında önemli kırılımlar var. Onları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. E ve kendimize bir strateji oluşturmaya çalışacağız. E ve arkadaşlar bazı arkadaşların yorumlarını görüyorum. Kendilerine çok dikkat etsinler. E bakın özellikle söylüyorum. E, bu sitede bir sürü bayan arkadaşımız var. E, bu yorumları onlar da okuyorlar. E, yaptığınız yorumlarda çok dikkatli olun. Zaten bu tür yorumlar yapan terbiyesizleri de arkadaşlar direkt kanalında engelliyorum. Bunu da bilmiş olun. Kendinize saygınız yoksa e, bu sitedeki bir sürü bayan arkadaşımız var. Onlara biraz saygınız olsun. E, bu siteyi takip eden sizin anneleriniz ve bacılarınız da olabilir. O yüzden yaptığınız yorumlarda terbiyenizi takının arkadaşlar. Özellikle de uyarıyorum sizleri. Evet her neyse konumuza geçelim. Evet Altın Osta arkadaşlar 1765'li seviyelerden geri çekilme şu an 1724'lü seviyelere kadar devam etmekte. Altın Osta 1720 seviyesi önemli arkadaşlar. Bu 1720 seviyesinden geri çekilme e, düzeltme de diyebiliriz 1709'lu seviyelere kadar da gerçekleşebilir e, altın onsun 1709 seviyelere kadar gelmesi bunu bir düzeltme hareketi olarak da e, düşünebiliriz arkadaşlar şu an e, grafik olarak baktığımızda e, yeni bir Şuradaki üçgenimiz yeni bir şekil almış olarak gözükmekte arkadaşlar Şuradaki üçgeni şu şekilde yaparsak Altın onsta da e, şu şekilde bize bir yeni üçgen içerisinde bir sıkışma hareketini bize verecektir. Evet, bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Değiştirdiğimiz zaman eski üçgenimizi yeni oluşumuz e, altın onsta bu şekilde gözükmekte. Bu da ne demek arkadaşlar? Altın ons'ta 1716 artık önemli bir seviye. Yukarıda da arkadaşlar 1772. Ee, bu iki seviye arasında altın ons'un bir müddet sıkışıklık göstermesi muhtemel arkadaşlar. Yani 1716 hatta 1709'lu seviyelere kadar altın ons'ta geri çekilme yaşanabilir. Bu gayet normal. E, fakat buradan gelecek bir kırılım aşağı yönlü olursa altın onsta hareketler 1680 seviyesine kadar e, geri çekilme şeklinde yaşanabilir. Yukarı yönlü kırılımda da arkadaşlar 1772 e, seviyesindeki bu üçgenin üst seviyesi takip edilecek. Bu üçgen içerisindeki hareket hangi yöne kırılırsa altın onsta da yön o şekilde kendini tayin edecektir. Yukarıda 1825 aşağıda da 1680 arkadaşlar. üçgen içerisindeki oluşum takibimizde olacak dediğim gibi. Evet şu an üçgenin zaten alt kısımlarındayız. 1716'lı seviyeler üçgenin alt kısmı. 1716-1709 seviyesinden aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşirse de arkadaşlar altın osta yönümüz 1680 seviyesine doğru yol almak isteyebilir. Fakat dediğim gibi ilk etapta üçgen içerisindeki kırılım takimimizde olacak. Önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Evet gram altını incelediğimiz zaman arkadaşlar gram altında biliyorsunuz Twitter'da da atmıştım. Bunu belirtmiştim başkan 35 hesabımdan. Şuradaki 380 seviyesi bizim için önemliydi. 380 aşağı yönlü kırıldı. Bugünkü kapanış gram altında çok önemli arkadaşlar. E, 380 altındaki kapanışlar ilk etapta gram altında 373 seviyesini e, bize hedef olarak göstermekte. 373 altında da e, tekrardan bir kırılım da gram altını 363 seviyesine kadar e, geri çekebilir. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman e, hala sat pozisyonunu korumakta. Ee, bizler de zaten son videolarımızdan beri hep bildiriyorduk. Satış pozisyonlarının hala devam ettiğini. Gram altında hedef 373. Altında 363 seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Şu an için herhangi bir al sinyali gram altında gözükmemekte. Gümüşe bakalım. Gümüşte neler olabilir? Evet gümüşte arkadaşlar ons tarafına baktığımız zaman. E, gümüş ons'ta da. Biliyorsunuz yukarı yönlü e, hareketler hala devamlılığını korumakta. Gümüş on'sta geri çekilmelerde arkadaşlar bizim için önemli olacak. E, seviye 18.95 seviyesi. 17 pardon 17 08 17.08 desteği bizim için e, önemli bir destek konumunda Gözükmekte arkadaşlar 17.08 altındaki e, sarkmalar gerçekleşirse de arkadaşlar gümüş onsta bu sefer 16.64 desteğine kadar e, geri çekilmeler gümüş onsta görebiliriz. Fakat gümüş ons görüyorsunuz arkadaşlar kısa da hala yükseliş trendi içerisinde. Bu yükseliş trendini de devam ettirmekte. E, gümüş onsta 16 64 önemli 16 64 altına e, sarkmalar görmediğimiz takdirde yukarıda hala 17 e, 80 direncine kadar gümüş onsta da yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz arkadaşlar geri dönüşlerde gümüş onsta 17 08 ve 16 64 destekleri de yakının takimizde olacak önemli e, destek yerleri olarak gözükmekte yukarıdaki kuvvetli direncimiz de. 1780 bölgesinde bulunan kuvvetli direnç bölgemiz mevcut. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramı gene gümüş ons üzerinden anlatacağım arkadaşlar. E, gümüş gramda e, en son videomuzda 384 387 aralığından satışların gelebileceğini söylemiştim. Evet tam da dediğimiz gibi 384 seviyesinden aşağı yönlü satışlar meydana geldi. Gümüş gramda eee düzeltme 371'li seviyelere kadar görülebilir. 371 e, gümüş gramda çok önemli arkadaşlar. Gümüş gram 371 üzerinde tutunmasını e, sağlayabilir ve bunu koruyabilirse e, yukarıda tekrardan 387'yi test etmeye gitmek isteyebilir gümüş gram arkadaşlar. 371 desteği takipli, 387 hedefli gümüş gram da e, yoluna devam etmek isteyebilir. Evet emtialar tarafında anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Video hoşunuza gittiyse bir kanalıma bir beğeni atar. sanız ve kanalımı başka mecralarda da paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Tchau, tchau.